Kumanın ağırlığı 60'tı. Yanlış tartılan ağırlığı 60'ı şu formatta yazmamız gerekiyor. %20 fazlasını tartıyor. Buradan da %10 eksiğini tartıyor ama bunlara da eşit olabiliyor. Birinci bağıntımız bu. İkinci bağıntıyı da şöyle yazmamız lazım. Neriman'ın ağırlığı için 75'i ortaya almamız gerekiyor. Şu anda biz S'nin ağırlığının dans ettiği durumu bulabilmek için gerekli işlemleri yaparsak S'nin şu aralıkta olduğunu bilebiliyoruz. 200 bölü 3'ten daha küçük olacak. 50 eşit ve 50'den daha büyük olması gerekiyor. 75 için yaparsak bu da neyin ağırlığıydı? Bunun da ağırlığının şu aralıkta olduğunu bulabiliyorum. 112,5. 112,5 olması. Buradan da 250 bölü 3 olması gerekiyor. X'in toplam ağırlığı ne olabilir diye sormuş. Eğer toplarsak burasının değeri şöyle bir ifade karşımıza çıkıyor. Burası yanlış yazmışım. 62,5'tu. Toplam ağırlığa baktığımız zaman 112,5 küçük eşittir. X'in toplam ağırlığı küçük eşittir. Buradaki ağırlığımızın da 150 olması gerekiyor. O zaman ağırlığımız 113 ile 150 arasında değişmesi gerekiyor. Buradaki tam sayıların sayısı da 38'dir.